Evet videonun başlığında da okuduğunuz gibi kinetik yenilenen Extra DSL ile evinizin internetini yenilemeye geliyor. Kinetik Extra DSL yenilendi ee, ve şimdi eskisinden çok daha güçlü özelliklere sahip olarak bir kez daha masamıza konuk oldu. Eğer hala hazırda kullandığınız modeminizden memnun değilseniz bu cihaz içinize bir hayli yarayacak baştan söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bu cihaz bir modem router olarak iş yapıyor. Yani internete bağlanabildiğiniz gibi aynı zamanda internet ağınızı da e, genişletebiliyorsunuz. Yeni Kinetic Extra DSL eski modele göre şöyle göstereyim eski modelle bu. Çok daha güçlü özellikler içeriyor. VDSL 2, ADSL 2 Plus bağlantılarını destekliyor. Üzerindeki Ethernet portlarıyla gigabit hızında kablolu internet dağıtabiliyor. Kinetik Wi-Fi mesh sistemiyle uyumlu çalışıyor ve daha pek çok özelliği var. Zaten boyutu da o sebepten dolayı büyümüş pek çok özellik gelmiş. Hepsinden bahsedeceğim ancak önce bu cihazı bir önceki Kinetic Extra DSR ile karşılaştırdığımızda arada tam olarak ne gibi farklar var onları şimdi yakından bakalım. Arada hem teknik altyapı hem özellik bakımından pek çok fark var. Öncelikle yeni cihazda işlemci yenilenmiş ve daha güçlü çift çekirdekli 900 MHz'lik bir işlemciye geçirmiş. Ayrıca RAM hafızası da 128 MB yerine 256 MB DDR3 belleklerle güçlendirilmiş ve böylece cihazın daha yüksek performans sağlaması amaçlanmış. Cihazın arkasındaki Ethernet portları da gigabit hızına güncellenmiş. Bir önceki modelle burada yer alan 4 Ethernet portu da hızında çıkışa sahipti. Yeni modelde bunların hepsi gigabit hızında internet dağıtabiliyor. Bu sayede daha yüksek routing kapasiteleri gigabit hızlarındaki hızlardaki fiber internetlerin bağlantısına olanak tanıyor. Cihazın üzerindeki USB portunun da daha yüksek okuma hızlarına ulaşması sağlanmış bu arada. Bunların yanı sıra Kablosuz ağ özellikleri de genişletilmiş. Bu cihazı bir önceki modelde olmayan Muimo, Airtime Fairness ve Beamforming gibi internet erişiminde fark yaratan kablosuz özellikler sunuyor ki bunların hepsinin de birbirinden önemli özellikler olduğunu bizi takip edenler zaten bileceklerdir. Pek çok videomda bunlara değiniyorum. Bahsettiğim bu MUMIMO, Beamforming ve Airtime Fairness gibi fark yaratan özellikleriyle Kinetic Extra DSL evinize gelen interneti en iyi şekilde kullanabilmenize olanak tanıyor. AC1200 sınıfı dual band kablosuz özelliğine sahip. Böylece hem 2.4 GHz hem 5 GHz dual band kablosuz e, yayın yapabiliyor ve eş zamanlı olarak 1200 megabit'e kadar Wi-Fi hızlarına ulaşabiliyor. Eğer hala hazırda e, internet altyapınız güçlü ancak kullandığınız cihaz bu, altyapıdan yararlanmanıza olanak tanımayacak seviyede eski ya da güçsüz ise Kinetic Extra DSL size gereken performans sağlayacaktır. Özellikle evde ya da ofiste internete çok sayıda kullanıcı bağlanıyorsa pek çok akıllı cihazınız var ve hepsinin aksamadan internete erişmesini sağlıyorsanız, e, sağlasın istiyorsanız bu süreçlerde gereken desteği bu cihazdan alabilirsiniz. Kinetic Extra DSL Yüksek yoğunluklu Wi-Fi gerektiren ortamlarda gecikmelerin azalmasını ve daha fazla verinin daha kısa sürede iletilmesini sağlıyor. Bu da e, özellikle yoğun Wi-Fi kullanımlarında ortaya çıkabilecek bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor. Bilhassa sık sık internet üzerinden oyun oynuyorsanız veya e, oyun yayını yapıyorsanız lege maruz kalmadan eee kalmanın ne demek ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Ee, herhangi bir donma, kasılma olmadan internete erişmek çok mühim olabiliyor özellikle oyun oynarken ve yayın yaparken. kinetik Extra DSL ile bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu engelleri kolaylıkla aşabilirsiniz. Peki kinetik Extra DSL Türkiye'deki DSL hatlarıyla uyumlu çalışıyor mu? Önemli bir soru. Ee, bunu da şöyle açıklayayım. Kinetik Extra DSL e, Super vectoring DSL ile 300 megabit'e kadar VDSL, ADSL bağlantıları destekliyor. Yani bu konuda herhangi bir sorun yok. Bu cihaza sonra anlatacağım. Kinetic OS üzerinden yapılandırırken güzel bir özellik sunuluyor. DSL ayarlarını optimize edebiliyorsunuz ve CNR margin gibi gelişme özellikleri yapılandırabiliyorsunuz. Bu sayede DSL hattınızda kararsızlık ya da hız problemleri varsa CNR margin ayarlarını istediğiniz gibi değiştirerek hattınızın kararlılığını ve hızı arasındaki e, ayarları yapabiliyorsunuz. Ayrıca DSL bağlantınızda programlar yaşıyorsanız bağlantı istatistiklerini e, derleyip kinetik destek ekibiyle kolayca buradan paylaşmanız da mümkün. Hemen yanıt vereceklerdir. Bu arada cihazın üzerinde yükselen antenler de e, bir parantez açmak lazım. Bu antenlerin her biri 5 dBi gücünde yönlendirebilir olması sayesinde istemcileri yoğun olduğu bölgelere doğru antenleri e, ayarlayabiliyorsunuz ve böylece daha verimli bir kablosuz ağ kurulumunda Bulunabiliyorsunuz. Bu noktada cihazın AirTem Fairness ve Beamforming teknolojilerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan Beamforming e, kablosuz ağ sinyallerine doğrudan bu cihaza bağlı istemci cihazların olduğu yerlere doğru yoğunlaştırıyor. Yani aslında az önce bahsettiğim anten yönlendirmelerini yapmanıza gerek kalmıyor. Cihaz sinyal yönlendirmesini Beamforming yoluyla yapabiliyor. Ayrton Fairness teknolojisi ise eski istemci cihazın genel ağ performansının azalmasını engelleyen bir teknoloji. Yani diyelim ki ağ bağlı eski bir cihazınız var. Bunun A performansı cihaz tarafından destekleniyor ve ortaya optimum seviye bir performans çıkıyor. Cihazın A bağlantı seviyesini optimum seviye taşıyor diyebilirim. Evet cihazın kablosuz internet özellikleri bu yönde. Peki işin kablolu tarafının neler var? Az önce de söylediğim gibi Kinetic Extra DSL'in üzerindeki Ethernet portları Gigabit hızında internet performansı gösterebiliyor, bağlantı sağlayabiliyor. Burada 4 port mevcut. Böylece 4 farklı cihaza ethernet kablosu yoluyla interneti dağıtabiliyorsunuz. Bu portların gigabit şeklinde güncellenmesi cihazın daha yüksek routing değerlerine ulaşabilmesine ve performans üretebilmesine olanak tanıyor. Daha da iyisi bu portları kendiniz istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Elimdeki ekstra DSL ve diğer kinetik modellerinin en iyi yönlerinden birisi bu Ethernet portlarının yönetilebiliyor olması. Bu sayede Ethernet portlarını geniş bant fiber internetinizi sonlandırmak için kullanabileceğiniz gibi dilerseniz oyun bilgisayarı, PlayStation veya Smart TV gibi kablolu ağ cihazlarınızın internet bağlantısı için de kullanabiliyorsunuz. Yük dengelerini ve failover özellikleriyle ana DSL bağlantınızın yanında iki farklı fiber, ethernet bağlantıyı yedeklilik ya da dengeleme için kullanabiliyorsunuz. Şimdi Kinetic Extra DSL'in bu yenilenen versiyonuna gelen bir diğer önemli özellikten bahsedeceğim. Bu cihaz Kinetic Mesh Wi-Fi ile uyumlu çalışabiliyor. Tüm Kinetic cihazları gibi Kinetic Extra DSL modeli de Kinetic Mesh Wi-Fi sistemini destekliyor. Mesh sistemler özellikle birden çok katlı veya geniş evler ve ofislerde internet bağlantısını tüm alanlara yaymak için kullanılan gayet güzel gayet güzeli bir çözüm. Özellikle e, sizlerden çokça gelen evin arka odalarını internete bağlanamıyorum sorununu direkt olarak kökünden çözen bir etkili bir yöntem oluyor. Evet bu sorunu menzil genişletici, genişleticilerle de kotarabiliyorsunuz ancak e, mesh sistemlerin daha sorunsuz bir çözüm olduğunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Böylece sadece evi tüm veya e, tüm evi e, veya ofise İnterneti yaymakta kalmıyorsunuz. Aynı zamanda bu alan içinde hareket halindeyken de kesinti yaşamıyorsunuz. Kinetik cihazların sahip olduğu 8211KRV protokolü sayesinde birden fazla veya e, dual bant özellikli kinetik cihazınız varsa istemci cihazlarınız aynı Wi-Fi A adı ile tüm evde e, kesintisiz dolaşım yapmanızı sağlıyor. Kinetik XRDSM modeli Wi-Fi Base teknolojisi sayesinde hem 2.4 GHz hem 5 GHz bantlarda yayınları desteklediğinden dolayı eğer eviniz geniş veya çok katlı ise bir Wi-Fi mesh sistemi kurmanız iyi olabilir. Peki bu kadar kapsamlı özelliklere sahip bu cihazı nasıl bağlayacaksınız? Aslında gerçekten çok kolay. Önce Kinetic Extra DSL'i prize bağlıyoruz. Sonrasında eğer kablolu bağlantı kurmak istiyorsanız cihazın arkasındaki Ethernet portlarından birine Ethernet kablosu yardımıyla display bilgisayarınızı bağlıyorsunuz. Kablosu olarak bağlantı kuracaksanız da cihazı sadece fişe takmanız yeterli. Sonra Bilgisayarınızın Wi-Fi ağları kısmından elinizdeki kinetik cihazı buluyorsunuz ve cihazın altındaki etikette göreceğiniz Wi-Fi şifresini yazıyorsunuz. Cihaz bağlantılarını yaptıktan sonra herhangi bir web tarayıcısı açıyorsunuz ve adres satırına mykinetic.net ya da 192.168.1.1 yazıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Böylece kurulum sihirbazı açılacak, karşınıza çıkacak. Artık buradan paralarınızı internete bağlanmak istediğiniz yöntemi ve DSL sağlayıcınızı seçeceksiniz. Akabinde de Kurulum tamamlanacak, artık internete bağlanabilirsiniz. Evet, bağlanma işi çok basit. Kinetic Extra diyesen, diğer tüm kinetik modelleri gibi esnek ve güncellenebilir bulut temelli kinetik OS yazılımı ile sunuluyor. Kinetic'i diğer modem router üreticilerinden ayıran en önemli, en temel özelliklerinden birisi, cihazlarında sunduğu bulut temelli, sürekli ve periyodik olarak güncellenme alan kinetik OS yazılımı ile gelmesi oluyor. Bu yazılım üzerinden gerçekten çok sayıda seçenek var ve e, hepsini özelleştirebiliyorsunuz, kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz, istediğiniz özelliği ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Örneğin kinetik modellerinin tümünde farklı IPsec VPN, WireGuard VPN, OpenVPN, SSTP VPN gibi VPN bağlantılarını kullanabiliyorsunuz. Size hangi VPN türünü kullanacaksınız, o VPN'i ilgili bileşen kısmından indirmeniz yeterli oluyor. Eğer USB belleğinize doğrudan torrent dosyalarını indirmek isterseniz de ilgili torrent bileşenini yüklemelisiniz. Kinetic DSL ile kullanmak istediğiniz özellikler tamamen size kalmış durumda. Bunlara benzer özellikleri kullanabilmeniz için tek dikkat etmeniz gereken şey cihazı seçerken ilgili bileşenleri kullanmanızı engelleyecek donanımsal bir kısıtlama olup olmaması. Yani mesela USB belleğinize doğrudan torrent dosyaları indirmek istiyorsanız USB portu olan bir kinetik tercih etmeniz uygun olacaktır. Bunların yanı sıra Kinetic OS üzerinden daha pek çok ayarı yapmanız mümkün. Mesela gelişmiş güvenlik önlemleri sunuyor. A segmentasyonu ve izolasyonu, WPA3 protokolünü desteklemesi, gelişmiş DOS ataklarını önleyen SPI güvenlik duvarı ve ebeveyn kontrol yazılımları bu güvenlik önlemlerinden bazıları çok daha fazlası var. Bunları Kinetic OS e kurucu kurcalayarak bulabilirsiniz. Bu arada sürekli güncellemem ve yeni özellikler eklenen Kinetic OS yazılımı yakın zamanda güzel bir özellik duyurdu. Onu da unutmadan sizlerle paylaşayım. İnternet servis sağlayıcının verdiği router cihazı kullanıyor ve hattınızla ilgili kullanıcı adı şifre gibi ayarlara erişmekte zorlanıyorsanız Kinetik bu ayar parametrelerini yazılımı sayesinde önceki router cihazınızdan içi aktarmanıza imkan tanıyor. Bu özellik sayesinde e, memnun kalmadığınız sıradan router cihazınız kolayca Kinetik ile değiştirmeniz mümkün hale geliyor. Tabii ki bu özelliği kullanabilmeniz için e, kullandığınız mevcut router cihazının bu içi aktarma işlemine e, izin vermesi gerektiğini unutmayın. Öte yandan Kinetik Extra DSL'i e, isterseniz mobil uygulamadan da yönetebiliyorsunuz. Kinetik'in Türkçe olarak sunduğu Bulut üzerinden çalışabilen mobil uygulaması sayesinde evinizden uzakta olsanız bile ağınızı istediğiniz yerden yönetebilirsiniz. Ee, kinetik cihazlarınızın e, kontrolünü mobil uygulama üzerinden yapabilir. Doğrudan kinetik ekibine destek talebi oluşturabilirsiniz oradan. Ve kinetik cihazınızın yazılımını güncelleyip bileşen ekleyip çıkartabilirsiniz. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Kinetic ekstra DSL'i ile yenileyerek ortaya gerçekten güzel bir iş çıkartmış. Geniş özellikler sunuyor. Bir evin ve ofisin ihtiyaç duyacağı internet performansını etkili şekilde sağlıyor. Eklenen yeni özellikler sayesinde e, çok daha işlevsel. E, bunların e, arasında özellikle MUMIMO, Beamforming, Airtime Fair Fairness ve Mesh wi sistemi, e, Mesh Wi-Fi sistemi desteği e, oldukça önemli yetenekler olmuş. Kolay bağlantı kurulabilme, kinetik OSC ile gelişmiş yönetebilme özellikleri ve mobil uygulama desteği de avantajlar oluyor. Bu arada cihazla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız hala linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz ama pek çok özelliğe zaten bahsettiğim gibi görünüyor. Orada daha detaylı bilgiler muhakkak vardır. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, sorularınız varsa hala yorumlarda muhakkak bekliyorum. Oradan da konuşalım, iletişimde kalalım. İzlediğiniz çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.